Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Ocak 2023 Çarşamba akşamı Şanlıurfa'dayız. Evet Şanlıurfa'da bugün tam 8 koşulu bir program var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir değerlendirme yapmışız hemen. Bugün tabii İstanbul'da var. Bu arada arkadaşlar Pazartesi günü Bursa 2. Altılı'da vermiş olduğumuz bu son dakika şablonlarında 5'te kaldık. Orada gördüğünüz gibi şu dördüncü ayakta 7 numara geldi. Alican İnci'nin bindiği Safkan. Aslında o da listemizdeydi ama o gün için, o an için yani o yarışta yarışa gideceğini düşünmedik. Tabii ki önemli olan buradaki mayınlı arazilerdi. Evet az kaldı arkadaşlar. Bir şekilde daha uygun bir şekilde uygun bir günde daha fazlasını tutacağımızı inanıyoruz. Bir kere değil zaten 3 yılı aşkındır devamlı tutturuluyor arkadaşlar bu ara ara. Önemli olan burada sizlerin başarılı olması. Bizim tutturumuz çok önemli değil. Evet birinci koşu birinci dörtlüğü Ganya'nın ilk ayağı 17.45'te Şanlıurfa'da. Maiden bir koşuyla başlıyor. 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Bugün burada 9 numaralı King Savaş'la Hasan Altunday'la açıyoruz. Bu sapkandan güzel bir koşu bekliyoruz açıkça söylemek gerekirse. 7 numaralı Gecenin Efendisi Menderes Avşar'la 2 numaralı Crescent Moon Yusuf Cengiz ve 1 numaralı Big Moon dedik mi Ali Şambarlı burayı kapatmış gibi oluruz. Yani kendi düşüncemiz o tabii ki. 9, 7, 2 ve 1 şeklinde 4 tane atla bu birinci dörtlü Ganyan'ın ilk ayağını geçmeye çalışacağız. Şimdi Yedili Plase'nin ilk ayağındayız. İkinci koşu şartlı 4, 5 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada yani şöyle söyleyeyim. Eğer Yedili Plase olarak bakıyorsanız konuya burada 8 numaralı Alaca atlı Burhan Sarıdal'la bizim için banko. Yani yedili plase için ama buraya dörtlü ganyan olarak bakıyorsanız ve dörtlü ganyan da tek arıyorsanız tabii ki öyle. Burada rakipleri 9 numaralı Tortum, Abdullah Çankaya ile ve 6 numaralı Onkut. Burada Aprantisi Saadettin Ulutaş'la. 8, 9, 6 burası için ideal biçilmiş kaftan. Evet, üçüncü koşuya geçiyoruz. Altılı Gayan başlıyor. Maiden 3 yaşlı İngilizler. Burada 1300 metreye çıkacaklar. 7 numaralı London Insurance Mahmut ünlüyle burada ilk atımız bizim. 8 numaralı Mehmet Rey istiyoruz Hasan Altundağ ile. 6 numaralı King Umut Alişan Bahar. 1 numaralı Big Country Necmi Altın. 12 numaralı burada Victor Kisi pardon Victory. Evet, Ferit yardımcıyla ve 11 numaralı Trader Yusuf Cengiz arkadaşlar. Burasının 7, 8, 6, 1, 12 ve 11 numaralı safkanlar olarak geçmeye çalışacağız. Dördüncü koşu şartlı 2, dişilere ait 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 16 tane safkan var. Burada da 6 numaralı Şeyma Menderes Avşar'la ilk atımız. 3 numaralı Kemiyet Güzeli Mehmet Şakir'le 4 numaralı Melisa Kızı Hasan Altun'da 13 numaralı Balağan Necmi Altın ve 1 numaralı Dertsiz İsa Katar. 4. koşu olarak 6, 3, 4, 13 ve 1 numaralı safkanları diyoruz arkadaşlar burada. Şu an için bu atları yazıyoruz. Tabii son dakika şablonlarında belki de gerekli değişiklikleri yapacağız. Ona göre bakacağız tabii en doğru şekilde. Evet şimdi 5. koşuya geçiyoruz arkadaşlar. 5. koşu handikap 14. 5 ve yukarı yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. 13 tane safkan var burada. Burada 10 numaralı Sahip Han Emre Akkılıç'la ilk atımız. 5 numaralı Fırtınalar Diyarı Mehmet Şakir. Yani burada aslında normalde bu Fırtınalar Diyarı'nın gelme ihtimali çok yüksek ama yani tabii bunun muadili çok at var. 3 numaralı Çeke Çeke Abdullah Çankaya ve 4 numaralı Özüm Tıraş Ferit Yardımcı. Evet burasını 15, 3, 4 diyoruz ama çok böyle tamamlamış değiliz bu koşuyu. Yani bunun için AGF oranlarını ve hareketlerini de görmek gerekiyor gün içerisinde. Ona göre çünkü bir mutlaka bir fire veriliyor bu AGF oranlarınınla.
Birileri tutup oynuyor yani. Evet, 6. koşu handikap 15. 2000 metre kum pistteyiz. 4000 kilo yaşlı İngilizler burada. Arkadaşlar. 12 tane safkan var. Burada 5 numaralı Big Winner Fifty Adams ile banko atacağız arkadaşlar. Big Winner'ın burada geçilmemesi lazım. Papa Clem yavrusu burada kazanacağını düşünüyoruz ve bizim için burada Big Winner bugünkü banko ve rakipleri 6 numaralı Coral Strong Menderes Avşar'la ve 1 numaralı Amigdala diyoruz. Hikmet Sarıdal'la. Evet, burası 5 banko dedik ve tabii ki son dakika şablonuna göre ne yaparız bakacağız arkadaşlar ona. 7. kuş şartlı 3, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1300 metre kuma çıkacaklar. 14 tane safkan var. 9 numaralı Semih Bey diyoruz İsa Katar'la. 8 numaralı burada Baba Hancı Menderes Avşar. 4 numaralı İnci'nin kızı Ferit Yardımcı. 7 numaralı Mehmedov burada Hikmet Sarıdal. Ve 6 numaralı erken gelen Nisa diyoruz burada Mahmut Ünlü'yle. Yani burası baktığımız zaman 9, 8, 4, 7 ve 6 numaralı safkanlar diyoruz. Burada mesela 1 numara ve 12 numaranın da bakılması lazım. 1 ve 12'ye de AGF oranları çıktığı zaman bakacağız arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi AGF oranları çıkmadan bu çalışmaları yapıyoruz. AGF oranları her şey demek. Onun bunun lafına bakılacak durumu yok bu işin. Yani sonuçta bir talep olduğu zaman o talebin bir sebebi var. Bunu ancak AGF oranlarındaki oynamalarla görebiliyorsunuz. Bu çok önemli, o oynamalar. Tavsiye ederim yeni başlayan arkadaşlara da AGF oranlarındaki oynayışı, adeta borsayı nasıl takip ediyorsanız aynı şekilde takip etmeniz gerekiyor. Bu da bir borsa yani bir şekilde. Tabii ki birebir aynısı olmasa da iniş çıkışlar oluyor. Evet, handikap 14, 4 yaşlı Araplarla günü kapatıyoruz. 8. koşudayız yani. Burada 1700 metreye çıkacaklar. 16 tane safkan var. Arkadaşlar burada şöyle yapıyoruz şimdi. 10 numaralı Şah Kayra ile 8 numaralı Eymen'i mi veriyoruz öncelik? Bunun dışında kesinlikle burasının böyle bu önceden söylenme ihtimali yok bunun. Ama 10 ve 8'i mutlaka yazmamız gerekiyor şu an için. Ha, bunun dışında bakacağız diğer safkanlar neler olabilir. Bunların dediğim gibi son dakika şablonlarını mutlaka bizim uygulamamız gerekiyor. Bakarsanız tek atarız o da olabilir. Ama burada bu ayakta yani şu anda şimdiden kim olursa olsun yani birçok şey söyleyebilir. Ama bunların hepsi boş. Onu söyleyeyim. Bu ayak bir şekilde yarış günündeki AGF oranları açıklandıktan sonra hareketlere göre bakılıp değerlendirilmesi gereken bir safkan. Bu koşular sonuçta akşam olacak. Bakın 21.30 bu. Biz şimdi şu anda biz bu videoyu hazırladığımız takdirde 24 saat evvelden hazırlıyoruz. Bunu ona göre bizim bir ayarlamamız lazım ve bilmemiz lazım. O yüzden arkadaşlar tavsiyem size bizi lütfen premium üyelik alın ve bu premium üyeliği aldıktan sonra son dakika şablonların hepsini izleyebiliyorsunuz bir ay boyunca diyoruz ve tüm takipçilerimize bol şans diyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşça kalın.